Efendim merhabalar, tam saha özelde Elik Orspor tesislerinde sizlerle birlikteyiz. Yanımızda kulüp başkanımız Sayın Şükrü Bodur var. Yeni olan Süleyman Kurulu yapıldı, yeni bir yönetim oluştu. Tabii geçen sezondan devam eden yöneticiler var ama yeni isimler, tecrübeli isimler var. Genel kurulu konuşacağız, hedefleri konuşacağız, transferleri mümkünse konuşacağız. Geçen sezondan hafiften biraz nostalji yapacağız. Öncelikle Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Buraya bizi açtı. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor? Yaz sezonları iyi ama transferler yoğun. Tabii. Bu yoğun mesaide, bu bayram arefesinde bile, bayram günü bile eşinizden, çocuklardan uzakta takımla iç içesiniz. Takım kurmak için mücadele ediyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Tabii zorlu bir iş. Spor, hele futbolcu olayı çok zorlu bir iş. Tabii lig bittikten sonra bazı şeylerimiz vardı. Açık gece genel kurulda da açıkladım. Devam edip etmemeyi. Çünkü çok moralimiz bozuldu. Geçen sene çok umutluyduk ama bizim umudumuz olmadı. Maalesef playoff'a kaldık. Direkt çıkmayı düşünürken playoff'a kaldık. Playoff'ta da iyi oynamamıza rağmen elendik. Bize moral bozukluğuna düşürdü. Hem beni hem yönetimdeki arkadaşlarımızı. Sağlıklı bir karar vermem lazımdı. Bir 10-15 gün bir müsaade istedim arkadaşlardan da. Sonra baktık gene bizim her zamanki Ordu Spor sevgimiz gene ağır bastı. Tekrar dedik devam edelim arkadaşlarla toparlayalım. İşte arkadaşlara kendileriyle görüşerek işte devam edip onlardan da yorulup bırakmak isteyen olabilirdi. Veya sağlık sebepleriyle, iş durumlarıyla belki olabilirdi. Onların fikirlerini aldım. Bazı arkadaşlarımız devam edemeyeceğini bildirdiler. Tabii saygı duymak lazım onlara da. Tabii 8-10 arkadaşımız böyle bir karar verince genel kurul yapmam gerekti. İşte çarşamba günü genel kurulumuzu yaptık. Ben buradan genel kurul üyelerimize de teşekkür ediyorum katıldıkları için. Genel kurulumuzda işte yeni geçen seneden 12 arkadaşımız, bu sene de 8 arkadaşımız. Onlar da zaten geçmişinde yöneticilik yapmış, bu işlerde Ordu Spor'a katkıları bulunmuş arkadaşlarımız hep beraber bir birlik ve bütünlük halinde çarşamba günü bismillah dedik. Başladık işte görev bölümlerimizi dağılımını yaptık. Devam ediyoruz. Tabii transferleri bekletemedik. Yani bu arada genel kurulu için bir kanuni süre vardı. O süreyi doldurmamız gerekiyordu. Onun için bir taraftan transferleri takip ettik. Bir taraftan görüşmelerimizi yaptık. Tabii biliyorsunuz futbolda ne kadar erken başlarsanız o kadar hızlı mesafe almış olursunuz. Bir de kaliteli size uygun ekibi kurmuş olursunuz. O bakımdan biraz hızlı hareket ettik. Tabii hocamızla biz 1,5 sene anlaşmıştık. Bir 10 ay, bir 10 hafta bir beraberliğimiz oldu. Hakikaten çok karakterli, çok iyi bir insan. Futbolu bilen bir insan. Üçüncü ligi çok iyi biliyor. Başarıları var üçüncü ligde. Şampiyonlukları var. Onunla tekrar devam ediyoruz. Onunla işte Ankara'da oturduk. Ne yapacağız? Kimlerle devam edeceğiz? Kimlerle göndereceğiz? Hangi transferleri yapacağız? Alternatifini biliyorsunuz tabii herkesle anlaşmak mümkün olmuyor. Biz istiyoruz ama onun gelecek futbolcunun problemi oluyor. Oturduk böyle her mevkiye 3'er 4'er tane tespitlerimizi yaptık ve transfere başladık. Hemen hemen o yaptığımız birinci tercihlerimizi aldık. Onun için mutluyuz. Yani hedefte gidecek takımı kurabileceğimizi gösterecek o. Yani o çocuklar hakikaten geldiklerinde bir kısa zamanda bir uyum sağlayıp hedefe götüreceklerine inanıyoruz. İyi gidiyoruz. Hemen hemen transferlerimizi bitirmek üzereyiz. Tabii transfer
7'sine 7 Eylül'e kadar devam ediyor. Maçlar zaten 3'ünde. 3'ünde başlıyor. Evet. 3'ünde. 3 gün sonra evet. Transfer ediyor. Öyle yapıyor. Tabii devam edeceğiz. Transfer durmaz son dakikaya kadar. Devam ama edeceğim. Ama tabii ama biz iskeletimizi kurduk artık. Peki başkanım. Baktığınız zaman deneyim ve tecrübe biraz daha dikkat alınarak yapılan biz transfer politikası izlediniz bu sezon. Evet. Az önce de dediniz ki bu sezon hem hocamızın hem de dün bizimle sohbette bizim de belirlediğimiz futbolcuyla ortak kursus kurarak yaptık. Birinci soru, çok tecrübeli isimlere yöneldiniz. İkinci, bu sefer çok teknik heyet değil, ortak bir transfer politikası yürüttünüz. Tabii transferleri bir kere bu takımı oynatacak teknik direktör. Bir kere onun görüşlerine saygı duymak mecburiyetiniz. Biz de 3 sezondur artık yönetim olarak arkadaşlarla beraber maçları takip ediyoruz. İçine girdik çünkü biliyorsunuz 10 yıl kadar bir ara vermiştik. Zaten. Artık kimin ne olduğunu bizler de görmeye başladık. Bizlerin de şimdi müdahale edecek bir vaziyetimiz oldu. Yani geçtiğimiz sezonlarda fazla şey yapamıyorduk. Yani uzaktık, tanımıyorduk. Çünkü artık biz de tanımaya başladık. Bir ortak noktada buluştuk hocamla. Yani transfer komitesi arkadaşlarla ben de katıldım o toplantılara. Bir konsensüs sağladık. Yani bize hangi mevkide nasıl faydalı olacak? Hocamız bazı isimleri veriyor. Bizim arkadaşlar, bizler isimleri veriyoruz. Bir ortayı bulduk. Hangisi bize daha faydalı olur? Beraberce yapıldı. Yani bu net hocanın tam isteği, ne transfer komitesinin tam isteği değil. Ortak bir görüşle, ortak bir birliktelik, beraberlikle çözüldü. Ama şu ana kadar dediniz ki az önce listemizin başındakileri aldık. Birincileri aldık. Neden tecrübeli? Yaş ortalaması mesela zaman zaman konuşuluyor. Olumlu bakan da var, eleşen de var. Hani yaş ortalaması. Şu mu başkanım? Artık hep söylüyorsunuz ya buralar bize yakışmıyor. Evet. Çok sabırsızlıktan bir an önce tecrübeli isimleri yukarı atlayalım mı? Evet. Niye açıkçası biraz tecrübeli. Ve şampiyonluklar yaşamışlar. Birkaç defa liglerde çok başarılı olmuşlar. Yani hakikaten tam geçtiğimiz sezondaki futbolcularımıza bir şey demem mümkün değil. Yani onlar da sağ olsunlar emeklerini verdiler, anı tenilerini verdiler ama demek ki bir eksiklerimiz varmış ki bizim hedefi yakalayamamışız. Bu sefer artık ona da mahal bırakmadan, o boşluğa da mahal bırakmadan direkt çıkmaya hazırlıyoruz. Peki geçen sezon hakikaten çok önemli bir mücadele ortaya konuldu. Çok iyi takımlar vardı. Bizim takımımız da iyiydi. Ama bakıldığı zaman ekonomisi çok üst düzey takımlar vardı. İşte 100 milyonlar harcayanlar deniliyor. İşte Iğdır, işte Düzce, İskenderun. Bakıldığı zaman bunlar içinde Düzce, İskenderun çıktı. Çok ne derler? Hep iddialı grup demiştiniz. En iddialı grup demiştiniz. Şimdi hem grup için neler söyleyeceksiniz hem de başkan transfer rakamları da sanırım biraz yukarılara gidiyor. Hem önce grup için neler söyleyeceksiniz? Şimdi geçen senekini bir öncelikle şey yapayım. Tabii geçen sene hakikaten çok zorlu. Sizlerle beraber de işte maçlara gittik, seyrettik, hepsini biliyoruz. Zorlu grup. Hakikaten bizim ilk 5 takım, inanın öbür birinci grupla, üçüncü grupla koyun, 5'i de şampiyon olurdu. Direkt çıkardı. Yani hakikaten ciddi kadrolar kurulmuştu. Tabii bu bizi zorladı tabii. İşte önce şampiyonluktan ilk devre yavaş yavaş düşmeye başladık. Sonra bir ara playoff acaba olmayacak mı, o sıkıntı oldu. Neyse ki sonlara doğru bir atak yaptık. Toparladık işi, playoff'a kaldık. Tabii çok büyük harcamalar yapıldı. Yani bizim grupta geçen sene çok büyük harcamalar, işte biliyorsun Iğdır, şey, bu işte mutlaka para lazım. Parasız olmaz. Ama biraz da yani her şey parayla da halledilmez. O zaman da ben derim ki hadi Iğdır Spor şampiyon olsaydı. Ciddi rakamlar ya. Ciddi rakamlar dedik ve bizim piyasalar, 3. ligin piyasasını allak bullak etti ve hala onun sıkıntısını çekiyoruz. Mesela geçen sene orada futbol oynayan bir futbolcuya bu sene bir teklif yapıyorsun. Çocuk geçen seneki aldığı rakamdan aşağı düşemiyor.
Çünkü almış onu. O parayı görmüş. O görmüş, o çocuklara da kötülük oldu. Şimdi aradıkları rakamı bulmaları mümkün değil. Kaç kulüp verebilir ki? Doğru. Yani kulüplerin biraz da ekonomik şartlara uymaları lazım. Yani böyle olmuyor yani, gördük. Bu kadar para harcadılar, giren çıkamadılar. Aynı yere devam ediyor. Yani nasıl olacak? Onların sorun ama yanlış tabii. Tabii o artık kapattık, o 2021-2022 sezonu kapattık. İşte geçen hafta şeyi çektik, kurallar, gruplar çekildi. Geçen seneye nazaran çok iyi. Yani memnunuz. Çünkü bir açıkçası bu işi karıştıran, piyasaları karıştıran bir Iğdır Spor'un olmaması bizi... Bakayım şimdi Çankaya geldi. Şimdi Çankaya geldi, o da bize yok. Karaman'da duyuyoruz. Karaman yok bizim grupta. Ha bunlar tabii olsun, bizim için de fark etmez hangisi şey. Biz iyi olalım yeter. Biz iyi bir kadro kuralım. Grubun sena değil, işte takip ediyoruz. Kimler ne yaptı, ne yapacaklarına bakıyoruz. Transferlerine bakıyoruz. Sonra işte bir şu anda flaş görünen bir İçel, Karşıyaka, bir Kütahya falan böyle oluyor. Ha, onların transferleri falan aldıkları da bizi de hiç ilgilendirmiyor. Biz iyi olalım, biz iyi transferler yapalım, iyi kadro kuralım, başarılı olalım. Herkes tabii kendince, kadrince, kaderince bir şeyler yapacak. Yani şu saydığımız takımların haricinde de fazla bir de transfer yok. Evet. Ve bir sıkıntı şey var yani, bir duraksama var bu ekonomik şartlarda. Bir de geçen sene falan yani 300 bin liraya imza attırdığımız futbolcuları, oyuncuları, aynı karakteri bu sene 901 milyon lira aşağı değil. O da var, o da kulüplerin mali imkanlarını zorluyor. Hani bizi de aynı şekilde yani sıkıntıya sokuyor ama... Birazcık hallettik diyorsunuz. Evet. Peki başkanım, şimdi ne yaparsak yapalım, tesisler tabii ki çok önemli, kulüp önemli, antrenör ama taraftarın hep gözünde varsa yoksa transfer. 19'u alsan 20'yi ister, 20'yi alsan 20'yi ister. Bakın zaman önce söylediniz, istediğimiz kadrodaki oyuncuları yavaş yavaş değil, ciddi derece kadro şekillendi gibi. Evet. Adam herkesin beklediği transferler var. Bir, az önce kadroyu tamam dediniz. Transferler mutlaka devam edecektir. Tabii çok sıkıştırmıyoruz siz asla. Dün çok ilginçti. Bir fındık paylaşımı yaptınız. Bu ordu da çok farklı değerlendirdi. Kaç transferler daha olacak? Bundan sonraki transferler biraz daha, diğer futbolcular tabii ki anlamda söylemiyorum. Daha böyle fındık mı olacak? Yağlı fındık olacak. Böyle ince kabuklu fındık olacak. Çok kaliteli bir fındık olacak. Evet. Çok kaliteli. Öyle. Çok kaliteli. Biz öyle çilek minek yok. Bizim çilekli ne işimiz var ki? Bizim kendi öz mahsulümüz fındık varken çilek, armut, elma bizi şey yapmaz. Randımanı fındık, iyi bir fındık olacak. İyi bir randımanlı. İyi bir randımanlı fındık olacak. Tanıdığımız bir isim. Ne diyelim? İsim almayacağız. Tanıdığımız bir isim. Hayır, şunun için isim bizi... Yani bir imza resmi. Şey resmi imzaya atarak biz açıklamaları yapıyoruz. Çünkü hem belki oturup görüşüyor. Yani bütün prosedür, her şey anlaşıldı. Bitti. Yani bir imza safhasına kaldı. Bir gelsin, imzamızı atalım. Beraberce açıklayalım diye düşünüyoruz. Yani belki her şey değil, bir şey olabilir. Her şey ama netleştirerek açıklamayı arzu ediyoruz. Aslında dün yetiştirmeye çalışacaktık. Yani uçak bulamadık. Bütün uçaklar bayram vesilesiyle dolu. Çarşamba günü sabahına ayarladık. İnşallah çarşamba günü fındığımızı da açıklayacağız. Siz burada olacak mısınız yoksa? Ben döneceğim, arkadaşlar burada. Burada orada şey yapacağız. Yani çok sıkıştırmıyoruz başkanımızı ama tabii ki bizler de araştırmaya çalışıyoruz. Bakalım hayırlısı, inşallah takımıza, şehrimizin sevdiği birisi diyebilir. Kim olduğunu biz bilmiyoruz. Peki bundan sonra da yine eksik mevkilerimize takviyeler var. Yani, transfer durmaz. Yani, o güne kadar, son dakikamıza kadar durmaz ama kadro oluştu. Kadro oluştu. Tabii ayın 18'inde takım burada buluşacak. Burada bir 10 günlük bir çalışma yapıp ondan sonra bir izin vereceğiz. Bolu'da, Vov Otel'de. Bu sene Bolu değil mi? Gidin? Bolu gene. Bolu. Gene Bolu'da yerimizi de ayırttık. Ayın 1'inde gideceğiz.
15 gün orada çalışacağız. Ağustos'un 18'inde tekrar burada başlayacağız. Zaten 3-4 gün kalıyor. 17-18 gün. Burada çalışmaya devam edeceğiz. İşte orada 3 tane hazırlık maçı yapacağız. O, organizatörler onu ayarladı. Hazırladım. Buraya döndüğümüz zaman da işte bir hocamızla falan da görüşürüz. Eğer müsait olan takımlar olursa burada da bir hazırlık maçı başlamadan evet biliyorsunuz dün şey de çekildi. Kurala da fiksür de çekildi. Ev sahibi çekildi. Evet o da güzel oldu bizim için. Böyle rakip görülecek takımlarda ilk başlar, ilk haftalarda oynamış olacağız. O da iyi. Yani fiksürden de memnunsunuz. Evet, fiksürden de memnunuz. İyi bir hazırlık devresi geçirip iyi bir başlangıçla. Ama son iki sezondur iyi başlıyoruz başkanım. Başlayıp sonu inşallah öyle olur. İnşallah. Peki hızlı hızlı gidiyor çünkü sürü kısıt olacak. Malum federasyon seçimleri oldu. Çok şatafatlı söylenenler oldu. Onlar geldi, bunlar geldi. Merkez Hakem Kurulu yeni açıklandı. Evet. Siz de Ankara'daydınız seçimlediniz. Evet. Oradaki genel yapıyı gördünüz. İçinizden biri, 3. 2. Kulüpler Birliği Başkanı Olkan Can yönetimde oldu. Neler konuşuldu? Çünkü 3. ligler, 2. ligler hep böyle sanki üvey evlat muamelesi, ekonomik anlamda siz federasyondan beklentileriniz, yeni yapıdan beklentileriniz neler? Tabii yönetim tamamen değişti. Geçen seneki yönetimden herhalde 3 veya 4 kişi devam ediyor. Bizim kulübe 2. ve 3. ligde Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can Bey, Kırklareli Spor'un başkanıydı. O şeye girdi, yönetime girdi. Onu zorlamayla yani Kulüpler Birliği'nin zorlamasıyla açıkçası girdi. Çok da iyi oldu. Çünkü geçmiş senelerdeki arkadaşlar yani bizlerle ilgilenen arkadaşlar sorunlarımızı, dertlerimizi bilmiyordu. Ama Volkan Bey 2-3 senedir Kulüpler Birliği Başkanı olduğu için 2. ve 3. bütün sorunlarımızı biliyor. Bütün mesela şu grupları eskiden neredeyse ligler başlamadan bir hafta 10 gün evvel açıklanıyordu. Hemen orada gündeme getirmiş. Erkenden gruplara şey yaptı. Hatta fiksürü hemen peşinden şey yaptı. Bir kulüplerin bir önünü açtı. Sorunları bildiği için bizim için çok iyi oldu. Yani biz bu federasyondan memnunuz. Başlangıcıyla gayet iyi gidiyoruz. İşte şeyi hemen imzaladılar. Havuzu oradan da çünkü bizlerin de rakam bir şey var. Rakamlar arttı mı? Rakamlar arttı mı? Yok var. Maalesef düştü. Daha da düştü. Evet, maalesef. Yani çünkü dövizle anlaşma yapıldığı için tabii Türk lirası. Yok anladım. Mesela örneğin 1 milyon 800 yani 2 milyon lira bile değildi kulüplere. Şimdi daha mı aşağı? Daha biraz herhalde zorlanacağız. Çünkü ihalede istenen rakam yakalanamadı. Onun için daha tam net rakamlar da bize bildirilmedi ama herhalde ben yani düşeceği kanaatindeyim. Genel anlamda? Evet, bakalım. Düşeceği kanaatindeyim. Peki başkanım, mesela şimdi taraftarlar hep beklentişindeler. Yıllardır bekliyorlar ki haklılar. Bizler de haklıyız. Siz de zaten söylediniz. Siz de çok İskenderun'daki oynadığı maç sonrası ki halinizi biliyoruz. Ama şu budur yönetim. Geçen sezon tecrübeli bir yönetim. Bu sezon da tecrübeli bir yönetim. Hep beklentişindeler. Siz de beklentişinizin. Hepimizin bir beklentisi var. Üst lideri istiyoruz. Taraftarlar da diyor ki bu kadar tecrübeli bir yönetim artık bu işi bitirsin. İstersin istiyor. Onlara, ordulara neler söyleyeceksiniz? Çünkü yavaş yavaş sona giriyoruz. En son bir de Vali Bey'in bir çalışması var. Onu bilerek sona bıraktım. Onlara neler söyleyeceksiniz? Tabii biz bu göreve gelirken geliş sebebimi de biliyorsunuz. Ben 10 sene aradan sonra geldim işte biliyorsunuz son zamanlarda Ordu Spor'un, 52 Ordu Spor'un durumunda hep beraber yaşadık. Baktım iş gene kötüye gidecek. Yani neredeyse bizim profesyonellikte o sene geldiğim sene takım kalmayacak. Yani bu kalbimizi eziyor, yüreğimizi eziyor yani. Tabii biz Ordu dışında yaşadığımız için biz bunu, siz tabii burada daha çok yaşıyorsunuz. Biz de dışarıda da yaşıyoruz. Yani bir sohbet ortamında var ya Ordu Spor buralara düşecek takım mıydı? Bu hale niye düştü falan bunun cevabını veriyoruz. Tabii yani her zamanki gibi Ordu Sporluğumuz bizi bu işe itti. Ya dedik bu yakışmıyor Ordu Spor'a 3. lig
Bu gayeyle çıktık. Yoksa biz 3 sezonluk benim bu işte yani bu yaştan sonra uğraşmamın bir zor tabii benim için de zor ama her şeyde istediğimiz gibi de olmuyor. Futbolda biliyorsunuz yani istediğiniz kadar iyi kadro yapın, istediğiniz kadar maddi durum iyi olsun. Ben devamlı bir şey yapalım bakın Fenerbahçe'deki maddi durum, Fenerbahçe'deki kadro, Fenerbahçe'deki seyirci. Ama şu son 4-5 senedir 7-8 senedir istediğini evet, alamıyor. Yani alamıyor. Tabii zor bir iş. Ama başaracağız. Onun için zorluyoruz. Ha, burada taraftarlarımıza çok desteğine ihtiyacımız var. Yani bu taraftarsız olmaz. Açıkçası geçmişimizde siz de bilirsiniz. Yani bürokrasisiyle, yönetimiyle, futbol teknik heyetiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla, basınıyla kenetlenildiği zaman bunun cevabını aldık. Karşılığını aldık, doğru. Aldık kaç kere. Yine aynı şekilde bu kenetlenme olursa inanıyorum ki arzu ettiğimiz yere çıkarız. Hak etmediğimiz yerden kurtuluruz. Üstlüklere doğru çıkarız. Tabii burada en büyük biz yönetim olarak görevimizi yapacağız. Taraftarımız maça gelerek, desteğini vererek görevini yapacak. Hepimiz bu çorbaya tuzumuzu dökeceğiz. Bu takımı el birliğiyle çıkartacağız diye. Hiçbirisinin eksik olmaması lazım. İşin bozulmaması lazım. Peki, şehrimizin bir diğer temsilcisi, Osman 1967 var. Son zamanlarda özellikle geçen sene çok güzel bir yoluklar oldu. Evet. Savaş Bey'le beraber tabii oturdunuz, maç izlediniz, ziyaret ettiniz. İnanılmaz şehirde bir hava bir anda değişti. Onlar da iptal takım kurdular. Tabii, çok onlar güzel. Onlar da Orson 1967 ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii, onlar da geçen sene hakikaten birinci grupta çok iyi mücadele ettiler. Playoff'a kaldılar. Arzu edildim ki oradan da çıkmalarını veyahut da playoff'tan da çıkmalarını. Açıkçası yeter ki orada bir takımımız üstü grupta olsun. İyi çalışıyorlar. Görüşüyoruz. Birbirimize görüş alışverişi yapıyoruz. Onlar da iyi bir kadro kuruyorlar duyduğuma göre. İnşallah onlar da başarılı olur. Biz bencil değiliz. Bu şehrin takımı bu ikisi de. Açıkça söylüyorum. Taraftarımızdan da tekrar rica ediyorum. Hem bizim maçımıza gelsinler hem o maça gidilsin. Yani ikisini de destek veririz. Çok güzel. Yani her hafta bir maç olacak. Fırsat. Evet. Her hafta bir maç olacak. Taraftarların iki tarafında maçına giderek birbirlerine destek vermelerine arzularım ben bir ordulu olarak. Çünkü ordu ismi var bunlarda. Ordu spor ismi var bunlarda. Ayrım yapmadan destek verilmesi taraftarıyım ben. İnşallah onlar da umduklarını, arzuladıklarını bulurlar bu sene. Başarılı olurlar. İnşallah. Peki o zaman son soruyu sorayım. Sayın Valimizin bir çalışması var, bir açıklaması var. Şahsen ben Sayın Valimizle hiçbir konuda görüşmedim, bilmiyorum. Ordu Sporu, yıllarca başkanlık yapmış Ordu Sporu'yla ilgili bir çalışmanın olduğu söyleniyor. Böyle bir açıklaması var. Daha önce siz kongrelerde başlıklar yaptınız bazen ama bunlar çok da böyle bir etmeden, çok da yerine düşüncelerinizi merak ediyorum. Tabii bizim İçimizdeki yara, efsane Ordu Spor içimizdeki yara, düşmemesi lazım, bu hallere düşmemesi lazım. Ama maalesef, açıkça ben her yerde, her ortamda söylüyorum, yönetimsel hataların sonucu bu orduların, Ordu Spor sevenlerin bütün umutları kırıldı. Hiç beklemediğimiz, hiç arzu etmediğimiz yere düştü. Ve büyük bir borç hatayla, yanlış yönetimlerle. Tabii biz o takımı zaten liglerde olsaydı ne 52 Ordu Spor bugün vardı ne Ordu Spor 1967 vardı açıkçası. Bizim bir tek takımımız vardı. Bizim göz bebeğimiz 1967'den beri hepimizin yuvası orası. Bize futbolu sevilen yer orası. Bütün bu ordu halkına, ordu taraftarlara. Tabii bu şey büyük de bir borç var. Yani hakikaten ordunun kapatılması zor. Bu şehrin bu borcu kapatmasını zor görüyordum. Yani rivayetler var. Kimi 80 milyon diyor, kimi 150, kimi 200 ama bir gerçek bir borç var. Sağ olsun Sayın Valimiz geldiği zaman bu işi çok iyi inceledi. Baktı.
Dedi bu işi dedi biz tekrar yakışmıyor bu Ordu Spor, efsane Ordu Spor'un ikinci amatör kümede olması yakışmıyor. Biz bunu bir canlandıralım dedi. Hakikaten geldiğinden beri ben de takip ediyorum yani görüşmelerimizde de anlattı. Çok iyi bir çalışma yapıldı. Çok iyi çalışma yapıldı avukatlarla, menajerlerle falan hatta gidildi. Yurt dışında da görüşmeler falan yapıldı. Çok iyi bir duruma çekildiğini görüyorum, duyuyorum. İnşallah bizim hepimizin yetiştiği, hepimizin içinde bulunduğu Ordu Spor'umuz bir an evvel bu borç batağından kurtulur, liglere tekrar dönmesini arzu ediyoruz. Biz çok da kocaman evet. istemiyoruz. Bilmiyoruz hiç. Evet. Yüzünü ne oldu? İnşallah. İnşallah olur. İnşallah olur. Bizim de yani bizim... Ama boş yere en az hücum olmasın. Taraftarlar da bir beklentiye girip de onları bir daha yakın atmaktan o da biraz... Tabii sonuçlanması, tabii bu iş netleşmesi lazım. Tabii ki herhalde açıklamalar da yapılamıyor. Çünkü bu görüşmelerin bitmesi lazım. Bitmesi lazım. Ondan sonra daha da etraflıca herhalde. Yalnız burada ben Sayın Valimize bu işi ele attığı için çok teşekkür ediyorum. Ben bir efsane Ordu Spor üyesi olarak. Ben hala eğer silmedilerse eğer silmediyse üyeliğim silinmediyse bir üye olarak Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten burada bu yaptığı iş, kimse bu işin altından kalkıp bu işi çözemezdi. Bu işte bir fiil meşgul olarak bitirir. Sonuca yani hepimiz bütün ordular, oradaki ordular, dışarıdaki ordular bundan çok mutlu olacağına inanıyorum. İnşallah. Bizi bekliyoruz. Evet. Başkanım, bayram programdan bir bakalım. Evet. Bayramda buradasınız ama evet. Hem ordular hem Türkiye. Evet. Son cümleniz hem de bayramda. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Ben bütün ordu, oradaki ordu dışındaki hemşehrilerimizin bayramlarını kutluyorum. Sağlık saat içerisinde geçirmelerini diliyorum. Ordu Spor açısından da bu sene inşallah umduğumuz şampiyonluğu getiririz. Bir bayram daha yaşatmış oluruz. Allah utandırmasın. Zorlu bir görevdeyiz. Başaracağımıza inanıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Herkesin tekrar bayramını kutluyoruz. Evet, Sayın Başkanımıza kısacık bir söyleşimiz oldu. Tabii sezon içerisinde yine devam edeceğiz. Dediğimiz gibi biz yorulduk, biz artık istiyoruz üst lideri. Temsilcilerimiz en iki Ordu Spor, Ordu Spor 1967, Fatsa Belediye Spor. İnşallah üst liderde oluruz diyoruz, üst liderde başvurmak istiyoruz. Şimdiden 3 takımımıza da başarılar diliyoruz. Onları yalnız bırakmayalım, destekleyelim. Elimize ne geliyorsa onlara yardımcı olabiliyoruz. Bizler de bütün Altaş ailesi, Altaş'ın üzerinden bayramımızı kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Görüşmek üzere.